Mutlu günler değerli izleyenler. Tahta Kaşık ile karşınızdayız. Bugün Ordu'da ilk yapılan yemeklerden bir tanesiyle karşınızda olacağız. Henkel yapacağız. Erhan Yurtseven'in mutfağına konuk olacağız. Şimdi mutfağa geçiyoruz. Mutfağa indik. Bir restoranttayız. Bu restoranın şubeleri var. İstanbul'da da şubesi var. Pidesiyle ünlü olan bir restoran. Güzel bir lezzeti müşterilerine sunuyor. Henkel'i müşterine sunuyor. Erhan Yurtsever konuğumuz. Erhan Yurtseven'e konuk olduk şefimize. Erhan Yurtseven kimdir? Merhabalar, hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Erhan Yurtsever 1987 doğumlu. Ordu Gülyalı doğumlu bir arkadaşınızdır. O da sizin Ordulu'dur. Memleketi de çıktık. Ben de Gülyalı'yım. Değil mi? Evet. Mahalle de aynı çıkabilir herhalde. Yeniköy, Sayaca, o civarı. Ben yüksekteyim, Kestane. Olsun. Akraba bile çıkabilir. Az yani, daha zorlasak evet, akraba bile çıkabilir. Gülyalı'dan akraba çıkarız. Henkel yapacağız. Ordu için ayrı bir yemek. Hani Ordu'da ben hiç görmedim. Evet. Duymadım. Henkel yemeğini deyince de hani Google'dan da araştırdığımızda farklı farklı şeyler ortaya çıktı. Bize Henkel'den bahsedecek olursak neler söylemek Henkel, istersin? Henkel Kars böresinin genelde bir yemeğidir ama Ordu'da biz bunu yapmaya başladık. Güzel bir rağbet var buna. Bir nebze mantıyı da anımsatabiliyor. Çünkü üzerindeki yoğurdu olsun, eti olsun, işte lazan yağmuru olsun bir nebze mantıyı da bize anımsatabiliyor aslında baktığında. Her iki lezzeti de alabiliyor müşterilerimiz. Ben mantıyla ilgili farklarını da soracağım ilerleyen dakikalarda. Ne malzemeleri kullanacağız bugün Henkel'de? Henkel'de lazanya hamurumuzu kullanacağız. Ne kadar olacak? 250 gram lazanya. Bir porsiyon değil mi bugün? Bir porsiyon için 250 gram lazanya hamuru kullanıyoruz normalde. Onu güzelce haşladıktan sonra güzelce porsiyonlayıp 250 gram olarak ayarlıyoruz müşterilerimize vermek için. Ne kadar haşlıyoruz lazanyayı? Tahmini kaynayan suda 20-25 dakika civarında haşlanır tahmini. Hani normal hamurdan yapsalar yapabilir mi izleyicilerimiz? Hani biraz daha zor mu olur? Yani normal hamurdan yapılır tabii ki yapılır ama biraz daha dediğin gibi uğraştırıcı olur. Ev ortamında olsun biraz daha uğraştırıcı olur. Güzellik anlamında da lazanya herhalde daha güzel olur. Evet. Evet, güzel olur. Daha neler kullanacağız? Etimiz var. 100 gram kullanıyoruz porsiyon için. Dana kaburga etimiz. Bunu özel sos eşliğinde güzelce pişirerek yani tahmini 3-3,5-4 saate yakın bir sürede pişiriyoruz bu etimizi. Güzelce lezzetini soslar eşliğinde güzelce pişiriyoruz. Sonrasında porsiyonluyoruz, müşterimize sunuyoruz ama içindeki etin böyle göründüğüne bakmayın. Onun özel sosları içine işlemiş. 3,5-4 saat zaman zarfında güzelce işlemiş. Et lezzetini almış artık tamamen. Et tamamen pişmiş bir şekilde evet. Lazanyanın içine girecek evet. Diye düşünüyorum. Daha neler var? Süzme yoğurtumuz var içinde. Özenle hazırladığımız süzme yoğurtumuz, sarımsaklı süzme yoğurtumuz var üzerinde. Olmazsa olmazımız işte köy tereyağımız. Kesinlikle tereyağı bizim yemeklerde vazgeçilmezimizdir. Özellikle onun haricinde işte soslarımız var. Soğanla etimizi kavuruyoruz. Tuz, karabiber, barbekü sos, acı sos, maydanozumuz var. Sıvı yağımız var, yani evet, tereyağımız var. Evet. Özellikle yöreye uygun bir tereyağı olması gerekir tabii diye düşünüyorum. Biz yani bu bölgede olup da farklı bir tereyağı kullanmamız yanlış olur. Malzemelerimiz de bu şekilde. Malzemelerimizi sayacak olursak lazanyamız var. Evet, dana kaburga etimiz dana var. Dana kaburga etimiz var, süzme yoğurdumuz var, bir baş soğanımız var. Evet. Biber sosumuz var, barbekü sosumuz var, sıvı yağımız var. Acı sosumuz. Acı sos. Karabiber. Karabiber, tuz, maydanoz ve tereyağımız evet. Var. Lazanyamızın açılmamış hali şurada var. Evet. Haşlanmamış hali şurada var. Marketten izleyicilerimiz alabilir. Tabii ki, tabii ki. Bir porsiyon için 250 gram lazanya kullanıyoruz. Ama haşlarken de dikkat edilmesi gereken lazanya hamurunu yapışmaması gerekir. Ona dikkat etmesi gerekiyor. Nasıl yapmaları gerekiyor? Yani şöyle söyleyeyim, hamuru bir tane bir tane atıp güzelce karıştırarak, çok dağıtmadan karıştırarak yapmaları gerekir ki birbirine yapıştırdığında hiçbir önemi kalmaz. Ona sıvı yağ falan koyabilirler tabii mi? Tabii ki sıvı yağ, tuz koyulması gerekiyor. Sıvı yağ ve tuz. Eti seçerken nelere dikkat etmeleri lazım? Bu yani, henkel yemeğini yaparken. Henkel yemeğini alırken yani etin en iyi, bence en iyi kasap seçilmeli.
Yani kasabın en iyisi olmalı artık. Ette de zaten et kendini gösteriyor. Yani et, kırmızı et, geçmiş et, yani bunlar kendilerine farklılık gösteriyor. Ama et zaten baktığında kendini belirtiyor. Yani. Şunu söyledim. Hani restorantınız pide, lahmacun konusunda isim yapmış bir restoran. Hem Ordu'da olsun, hem İstanbul'da olsun, hem de fabrika olsun, hem de dondurulmuş ürünler olsun. Henkel nereden ortaya çıktı? Kimin fikri bu? Henkel, şöyle söyleyeyim. Bizim bir şefimiz vardı. Ankaralı şefimiz. Allah razı olsun, bize büyük emeğe katkısı oldu. Onun vasıtasıyla oldu. Kars bölgesine gitmişti. O bölgelere gitti. Bir tur gibi. Dönüşte bunu normalde Kars'ta kaz etinden de yapıldığını söyledi. Ama o kaz etinden değil de farklı işte dana kaburga etinden koyduk menüye. Ordu'ya özgü bir Henkel oluşur. Evet. Kars bölgesinde kaz etinden yapıyorlar bunu normalde. Yani Ordu'da kaz eti bulmak biraz güçlü. Güç olur. Hem yani, dondurulmuş bir ürün olabilir. Evet. Kaz etiyle bulanlar kaz etiyle de yapabilirler. Yani evet. Mantıdan ben farkını şöyle gördüm biraz. Mantıda kıyma kullanılıyor. Evet. Bunda Sinop mantısından farkı, eti kullanacağız. Kaburga eti. Aynen öyle oluyor. Ben çok leziz bir şey ortaya çıkacağını İnşallah düşünüyorum. Güzel bir şey çıkacak tabii. Güzel bir şey çıkacak. Siz nasıl başladınız şefliğe? Hani ben nasıl başladım? Genelde ben mutfakta sohbet ettiğimizde Erhan şefim şunu söylüyor. Biz en dipten başladık, çıraklıktan başladık. Çıraklıktan ustalık, ustalıktan kalfalık. Onun ardından da şeflik kısmına geçtik deniliyor. Sizin nasıl oldu bu aşama? Bizimki de bir nebze öyle oldu. Yani ben askerden sonraki aşamamda şöyle söyleyeyim. İşte ne iş yapacağım derken böyle köyde ben dedim babama çalışacağım. Gittim abimin vasıtasıyla bir arkadaşımın yanında böyle inşaat işine girdim normalde. İnşaat işine hani çıraklığına girdim onun da. Şöyle söyleyeyim, Fatsa'nın bir köyündeydik normalde, bir sağlık ocağı yakında. Benim bir arkadaşım var, çocukluğu arkadaşım. Gel dedi, bir iş var otelde. Çalışır mısın? Çalışırım. Ama hani bulaşık yıkayacaksın. Sıkıntı yok, bulaşık olsun. Ama otellerde bilirsiniz, bulaşıkla yemek yapma iç içedir zaten. Yani orada bulaşıkçı yoktur. Öylelikle başladık, otelde başladık. Yani 3,5 yıl zaman zarfında hem yemeği yaptık hem bulaşığını yıkadık. Yani hem temizliğini yaptık, her şeyini yaptık. Yani çıraklıktan geldik bu işe. Otel şeyleri biraz daha o zamanlar farklıydı. İşte estote, karışık ızgarası, saç kavurması, genelde bir nebze bunlar var. Bunlarla bu mesleğe başladık. Bugün buralara geldik. Sizin böyle unutamadığınız şefleriniz var mı? Tabii ki var. Kim öğretti bu mesleği size? Böyle bir şey mi? Şöyle söyleyeyim. Yani otelde Talip Ustam vardı. Ondan öğrendim. Ondan sonra aşamada uzun süre İlker Akdoğan şefimden, Ali İhsan Samut şefimden. Yani bunlar Allah razı olsun ki çok, yani bunlar vazgeçilmez insanlar bence. Bana göre değerli insanlar. Şefler bir yol açtılar size. Tabii ki. Günümüzdeki çıraklarla ilgili neler söylemek istersiniz? Stajyerlerle. Hani genelde şu eleştiri var. Geliyorlar, hemen kaçıyorlar. İş beğenmiyorlar şeklinde. Evet, bu son zamanlarda bu birazcık daha böyle oldu normalde, ama hani aslında bakarsan iş imkanı var. Yani var, yani yok denmez. Ama şey yok. Sebat etme diye bir şey var herhalde. Yani hani zorluktan mı kaçma var? Bence zorluk değil aslında bakarsan. Yani bundan önceki yıllara baktığınızdaki de zorluk değil bu. Yani bu zorluk değil. Yani zorluğu biz çektik herhalde, ya da bizden öncekiler çekti. Yani ben davulunbazın üstüne çıkıp temizlik yaptığımı biliyorum. Yani ne? Bu işi öğrenmek için aslında bana yaptırdılar bunu. Yani ben hiç silinmeyen yeri de sildim. İnan, hiç silinmeyen yeri sildim, yani bunu yaşadım çünkü. Ama böyle olması gerekiyordu. Bana da bunların artıları oldu. Gerçekten artıları oldu. Buradan ders çıkarmak lazım genellemede. Yani bu işi zıttına değil de birisi temizlik yapıyor. Yani ben buradan ne kadar işi öğrenebilirim mantığına gitmek lazım. Ya ben şunu söylemek istiyorum. Hani 12 yıl önceki mutfakla bu seneki mutfak arasında dağlar kadar var. Hani, tabii ki. Biz geldiğimizde şaşırdık. Hani her restoranda kendini geliştirmeye tabii çalışıyor. Hem müşteriler olsun, hem sizlere olsun daha rahat imkanlar sağlamayı gerçekleştiriyor. Geçen dönemde küçük bir mutfakta önemli işleri imzalatan bir mutfak ailesi vardı. Şimdi güzel bir mutfak var artık. Evet. Dediğiniz gibi biraz da çalışanlar için daha rahat imkanlarda, daha rahat çalışma ortamı olmaya başladı. Evet.
İnsanlar da işini daha kolay yapmaya başladı. Ya şimdi aslına bakarsanız her şey bir nebze daha kolaylaşıyor. Yani çalışma olarak da olsun, yani malzeme tedariğinde de olsun, et alımında da olsun, her şeyin bir artık bir artı bir alternatifi var. Hani önceden bir zorluk vardı, birilerinin var ama şimdi birileri getiriyor, götürüyor, daha hızlı, daha hızlı şekilde eline ürün ulaşabiliyor. Eskisi gibi aradığın ürünü bulmada zorlanmıyorsun. Her şey olarak daha alternatifli bir zamandayız aslına bakarsan ama dediğim gibi çırak ya da kalfa konusundaki zamanda da ters bir zamandayız. Gerçekten ters bir zamandayız böyle bir zamanda. Yavaş yavaş başlayalım isterseniz. Neler tabii yapacağız ki şu anda? Birçoğunu hazırlamış durumda şefim. Tabii ki. Öncelikle soğanımızı doğrayacağız. Soğanlarımızı doğradık şefim. Evet. Bundan sonraki aşamada neler yapacağız? Soğanlarımızı tavaya alacağız. Alalım. Tavamızı alıyoruz. Yağ koyuyoruz. Soğanımızı koyuyoruz. Soğanımızı koyuyoruz. Bir baş soğan kullandık. Yani yarım. 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 Yarısını kullanmadık. Yarısını kullanmadık. Evet. Ocağımızı aldık. Ocağımız nasıl olmalı? Çok böyle ateşli mi yok yapmalıyız? Kısık ateşte, soğanlarımızı yapıyoruz şöyle. Evet. Soğanlarımızı kavuracağız. Ben gerçekten nasıl bir tat çıkacağını merak ediyorum. Hani yani güzel bir tat. Mantı yedim önceden, Sinop mantısı yiyen bir kişiyim. Kayseri mantısı yedik. Şimdi de Kars'a özgü evet bir mantıya benzer bir yiyecek. Bizde alternatif çoktur. Yöresel yemeklerimiz bizde fazlasıyla var. Hani sadece pide değil. Yok. Bizde yöresel yemeklerimiz, yani aradığınız, köyde bulamadığınız her şey bizde var. Şunu söyleyeyim ben, hani izleyicimiz merak ediyor olabilir. Hani pidemiz var, daha nelerimiz var restoranımızda? Neler yani yapıyoruz? Bizde neler yok diyebilirsiniz aslında. Yani her şey yöresel var. Yöresel dereler var. Sakarca kayganası, sakarca mıhlaması, bezelye kayganası, melojan kavurması, pancar dibresi, pazı kavurması, pezik dediğimiz tirmit kavurmamız, her şeyimiz var. Her şey var. O her şey var. Özgü her şeyi bulabilirler. Ya şunu da söylemek lazım. Hani gitsek çarşıya, Sakarca arasak bulamazsınız. Bulamazsınız. Evet. Bu da güzel bir şey. Yani aradığın her lezzeti buluyorsun. Var zaten. Yani şöyle söyleyeyim. Dışarıdan gelen misafirlerimiz bunlara biraz daha rağbet var normalde. Hani yöresel adam yani kahvaltı söylediğinde bile yanına Sakarca mıhlamasını ya da Sakarca kayganasını kesinlikle ya da melojanı söyler yani kesinlikle. O da güzel bir yer. Yani evet. Burada o da gerçekleşiyor. Hani pide sevmeyen müşteriler olabilir ama tabii ki genelde ordulu pideyi sever. Ordulu sever artık hani şöyle söyleyeyim, biz Karadeniz bölgesinde pide vazgeçilmez oldu artık. Yani sabah kahvaltısında dahi pide yemiyor bizde artık, bu şekilde oldu. Ya pide çok doyurucu. Hani bir büyük pideyle doymayacak bir müşteri. Yok. Yok kesinlikle yani pide doyurucu. Çok böyle anormal bir müşteri olursa 1,5 pide. Evet. Soğanımızı o pideyi özleyen insanlarımız o şekilde. Her türlü pide var sizde. Aynen. Kıymalısı aynen, var, evet. Peynirlisi var. Her şey var. Vejeteryan pidemiz tadım, var. Tadım pidelerimiz var. Ama kıymalı efsane. Evet. Etimizi tadmaya devam edelim. Mantıyla ne gibi farklar var bu yemeğin? Mantının içinde işte etinde soğan yok normalde ama biz bunu soğanla marine edip özel sosumuzu koyacağız içerisine. Tuz, karabiber eşliğinde. Azıcık tereyağı atıyorum. Koyabiliriz. Tereyağımızı koyduk. Sosumuzu koyduk. Barbekü sosumuzu koyduk. Çok az, fazla değil. Hani şunu söyleyelim. Çok yani şöyle söyleyeyim. Bir, böyle bir yemeğin içinde barbekü sos nasıl bir lezzet ortaya koyacak ben merak ediyorum. Kardeşim, aşırı derecede koymuyoruz. Yani şöyle söyleyeyim. Çok dokunduruyoruz. Bir çay kaşığı bile neredeyse işimizi görüyor. Soğan, ardından tereyağı, ardından barbekü sosunu koyduk. Yemeğimize devam ediyoruz. Etimizi koyuyoruz. Etimizi koyuyoruz. Et zaten önemli bir şekilde marine evet edilmiş, dinlendirilmiş. Özel sos eşliğinde pişmiş etimiz. E
Etimizi de koyduk yemeğe. Tavamıza. Yani şu hareket. Evet yani. Yapışmaması için mi? Yapışmaması, bir de bu tava özelliğinin, bu yani tavadaki ya da dünya mutfağındaki çalışan özellik, en önemli zevkli bölümü de burasıdır aslında. Karıştırmaz. Yani bir kebapla tavayı karşılaştığında, ben normalde kebabı çok severim ama tavadaki ocağın sallanması, alevinin yükselmesi ayrı bir şey veriyor insana. Sizin ilk yaptığınız yemek neydi? Şöyle söyleyeyim, et sote ile başladık. Çünkü otellerde vazgeçilmezdi et sote. Bunu da gizli kaçamak yaptık aslına bakarsan. Yani ustamız çok şey yapmak istemiyordu. Orada çırak olduğumuz için. İşte bir lavaboya gittiğinde ya da bir et sote geldiğinde hemen söylemeden, haber vermeden ocağa atıp öyle başladık. Hani müşteri istedi diyorduk hemen. Evet. O, aynen o şekilde. Yani gizli kaçamak oldu. İşte niye çağırmadın falan diyordu ama biz de orada kendimize bir özgüven olsun diye hemen atıyorduk o esnada. Tuz ve karabiberini atacağım. Ben gerçekten tadını gitgide daha da merak etmeye başladım. En çok merak ettiğim yemeklerden bir tanesi olacak programın içinde. Birçok yemeği evet. Tattım. İlk kez yankar tatacağım. Hani Ordu'da tatmayan izleyicilerimiz de vardır. Vardır, vardır. Kesinlikle vardır. Etimiz normalde hazır. Şimdi lazanya hamurumuza geçeceğiz. Lazanya hamurumuzu bir soteleme işlemi yapacağız. Bunu alayım buradan yukarı abi. Nasıl oldu ilk yaptığınız et? Ona dönelim. Nasıl oldu? Bir nebze tabii ki tam istenilen, aslında bakarsan acemilikteki daha lezzetli oluyor. Yani daha şey, aynı kıvamı tutturma hani bir farklı oluyor. Orada farklı bir heyecan oluyor. Ama güzeldi. Güzeldi ama ustam olmamış demişti. Neden olmamış demişti? Ben sanmıyorum olmamış olduğunu. Hani orada ondan izinsiz yaptığım için olmamış demişti. Yoksa olmamışlık değildi bence. Çünkü görseli şimdi bugünle kıyasladığımda ilk günkü gibi gözümün önünde aynı olay. Sizin en fazla şunu yapıyorum, zevk alıyorum dediğiniz yemek mi? Şöyle söyleyeyim, kebap pişirmeyi seviyorum. Kebap bir farklı, lezzeti daha bir farklı. Tava yemekleri de güzel. Ama tava yemekleri dediğim gibi alevlerin yükselmesi, o yoğunluk esnasında o curcuna diyelim, çok güzel ve zevkli oluyor aslına bakarsan. Bu kebap ocağı için de geçerli. Yoğun siparişler bizim için daha iyi. Yani daha alternatif, daha güzel şekilde oluyor. Daha heyecanlı oluyor. Yani bir siparişte heyecan katmıyor ya, yavaş yavaş, ama 5-10 sipariş olduğunda biraz daha elin birbirine karışacak aslına bakarsan, böyle güzel olacak. Biz şunu söyleyelim, biz programı erken saatlerde çekiyoruz. Hani genelde restoranlarımız öğle gibi yoğun bir trafiğe evet. Katılıyor. Şimdi çok yoğunluğumuz yok, bunu da belirtmemiz lazım. Ben yoğun günleri sormak istiyorum. Hani bazen geliyor 500 kişi, bir grup geliyor, turistler geliyor. Neler hissediyorsunuz o hani yoğunlukla? Ya biz şöyle söyleyeyim, biz bunlara artık alıştık. Yani biz yoğunluk olmayınca mı çalışıyoruz? Biz onlara grup demiyoruz. Yani biz 20-30 kişinin dükkana girdiğinde biz ona grup demiyoruz. Yani bize 50-60-80-100 kişi olacak ki biz o zaman artık onlara alıştık biz. Yani bu zamanlarda da zaten turlarımız geliyor. Bir yoğunluğumuz oluyor. Bayağı bir yoğunluğumuz oluyor. Öğlen servisimiz, akşam servisimiz. Güzel bir yoğunluk atlatıyoruz. Turistler daha çok neyi seviyor orada? Yani Arap misafirlerimiz genelde kebap, et tarzlarını tercih ediyor. Diğer misafirlerimiz yöresel olsun, tava yemekleri karışık, bir de bir nebze böyle. Ama Arap müşterilerimiz genellikle eti tercih ediyor ve ette de kebap tercih ediyorlar. Henkel'i tattıklarında neler hissetti müşteriler? Henkel için güzel cevaplar aldık. Tadının güzel olduğunu, lezzetli olduğunu. Şöyle söyleyeyim, ev müşterilerimizin yani evde yapan müşterilerimizin daha lezzetli olduğunu, bir nebze onların da hani mantıya benzettiğini, çünkü lezzet olarak da tat olarak da sarımsaklı yoğurdun üzerinde olması, lazanya yavrunun olması, güzel sonuçlar aldık, güzel cevaplar aldık. Biz de bunu ilerletmeye karar verdik. Ya şunu söyleyeyim, hani yoğurtla et birleştiğinde çok güzel bir tat çıkıyor ortaya. Evet. Ona sarımsak da kattığımızda evet. Güzel bir lezzet ortaya çıkıyor. Sarımsağı en son kullanacağız herhalde. Burada malzeme içinde yok. Evet. Yoğurdumuzun içinde normalde. Süzme yoğurdumuz için. Süzme ufak yoğurdum. Ufak. Çok az koydum sarımsağı. Tabii ki. Tabii ki. Yani tadımlık. Yani dile gelecek seviyede. O şekilde. Tuzumuz ve sarımsağımız var yoğurdumuzun içinde. Bundan sonra ne aşamaya geçiyoruz? Şimdi lazanya yavrumuzu tereyağıyla soteleyeceğiz. Tamam. Şimdi tereyağımızı koyuyoruz. Bol tereyağlı mı olacak bu yemeğimiz? Çok da aşırı değil. Yani çünkü
Etimizi de sotelediğimiz etimizin de yağı var normalde. Üzerine de acı sos yağı gezdireceğimiz için çok da aşırı değil ama hani bu isteğe göre değişebilir. Tereyağı, çok tereyağı sevenler çok da tereyağı zaten tercih meselesidir. Yani pide de olmazsa olmazdır zaten. Tereyağı bizim yemeklerimizde olmazsa olmazdır zaten. Yani bütün yemeklerimiz bizim tereyağlıdır kesinlikle. Ben şöyle lazanyamızı aldım. Şefimize yardımcı olalım. Lazanyamızı koyuyoruz. Burada neye dikkat etmemiz lazım? Burada da yine yapışmamasına ve de makarna diyoruz, lazan yağmuru normalde çok karıştırmayacağız. Çok karıştırdığımızda da haşlanmış olduğu için kırılır. Yani yine ufak, tavamıza hiç kaşık sokmadım. Yani çok kaşık sokmaya bile gerek yok aslına bakarsanız. Acayip güzel gözükmeye başladı. Benim de iştahım kabarmaya başladı. Tuz ve karabiberimizi veriyoruz. Yine kısık ateşte yapıyoruz. Karabiberimizi de koyduk. Yağ ve karabiber tuzun lazanya işlemesini çaba sarf ediyoruz. Şefim, bu pişerken biz bir kısa araya gidelim. Aranın ardından tek tek aşamalarla biraz da final kısmına geçeceğiz. Tabii. Kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından yeniden burada olacağız. Bir aranın ardından henkel yapmaya devam ediyoruz. Erhan şefimle birlikte tavada aldık bir kenara reklam arasında. Etimizi de alıyoruz. Etimizi alıyoruz. Etimizi biraz daha ısıtacağız reklam arasına gittiğimiz için. Artık servisleme aşamasına geçeceğiz yavaş yavaş. Malzemelerimiz hazır. Malzemelerimiz de hazır. Gerçekten güzel görüyorum ben. Tadının da leziz olacağını düşünüyorum. Tabii ki. Yani lezzetine yana sıkıntımız yok. Siz evde yapıyor musunuz yemek? Evde tabii ki yapıyoruz canım. Neler yapıyorsunuz evde? Evde genelde ev yemekleri, balık kesinlikle zaten benden geçer evde. Hanım elini balığa çok şey yapmaz. Balık olayı bendedir. A'dan Z'ye alımından al da yıkama aşaması, pişme aşamasında her şey bendedir. Balık. Hangi balık? Devrek olsun, büyük balık. Mezgit olsun. Hamsi, genelde her türlü balık var. Evet, aynen var. Her onun yanında da güzel salatasını. Eşinizin ne yemeğini seviyorsunuz? Eşimin normalde her yemeği güzel yapar. Ama şöyle söyleyeyim, yahnivi farklı yapar işte. Yahnivi güzeldir yani. Ben her zaman severim yani. Hiçbir şey olmasına gerek yok. Bugün bir şey yiyeceksem o gün yahni yap demem yeterli bana, onu yeter. Gece saat 11 olsa da bir kase içerim ondan. Aynen. Yemeğimizi... Artık son aşamalara gelmiş durumdayız. Servisleme aşamasına geçiyoruz. Servisleme aşamasına geçtik. Tereyağıyla doymuş bir lazanya görüyorum. Bundan sonra et aşaması. Yoğurdumuzu koyacağız. Yoğurt aşaması hemen düzeltelim. Küçük bir sarımsak koyuldu içine. Evet, tadımlık. Yoğurdu boca yapmıyoruz. Dokunduruyoruz. Üzerine biraz daha dağıtacağım normalde. Yoğurdumuzu koyduk. Evet, şimdi etimizi koyacağız. Şimdi etimizi koyuyoruz. Evet. Etimizi de yine üzerine doğru güzelce yayaraktan koyuyoruz. Hani mantıdan bir parça da bu herhalde. Sarmayacağız. Evet.
etimizi üzerine koyuyoruz. Şu yağı da bir evet, zaten sıyır şöyle yapalım. Yağı üstünden de bir gezdirelim. Bundan sonra üzerine acı sosumuzu gezdiriyoruz. Hani gelip denenmesi gereken evet. Yemeklerden bir tane. Hani hiç tatmadım şu ana kadar. Tatacağımda çok memnun kalacağım yemeklerden bir tanesi olacak düşünüyorum. Vallahi her zaman da yemeğe geleceksiniz. Burada pidenin haricinde diğer alternatifinde bu olacak. Tabii ki. De alternatif çok bizde. Çok. Alternatif. Ben pide, ondan sonra da bu olur. Aynen o şekilde. Maydanozumuzu da koyuyoruz. Çok sebze yemekleriyle aram yok. Değil mi? Şöyle süslemesini de yaptık. Hazır. Şimdi sunum için şefimle birlikte masaya geçireceğiz. Orada da kısa bir sohbetimiz olacak, tadım aşamamız olacak. Ben tabağımı şöyle alıyorum, mutfaktan masaya götürüyorum. Artık tahta kaşıkta en güzel sevdiğim, en sevdiğim aşamaya geldik. Ben hani birkaç daha sorum olacak tatmadan önce. Piştiğini nasıl anlayacağız? Hani izleyeceğimiz buradan şöyle söyleyeyim, sizin gibi ustalığı yoktur. Hani görünce anlayamazsın. Neler yapmaları gerek piştiğini anlamak? Etimizi zaten 3-4 saat bir aşamada pişirdiğimiz için etimizin zaten hani çiğ kalma bir olasılığı yok. Ondan sonraki zaten son aşamamızda soğanımızı, barbekü, soğan... tuzumuzu falan koyduğumuz aşamada zaten kurutmayacağız. Sadece bu aşamadaki olay soteleme aşaması. Yani etimizi ısıtma aşaması diyelim. Bir nebze soğanımızı pişiriyoruz bu aşamada. Zaten etimizi biraz daha sulu bırakacağız. Kıtır kıtır değil de kurur yani. 1-2 dakikanın üstüne çıktığında soteleme aşamasını etimiz kurur. Fazla detaya girmeyeceğiz o aşamada. Hızlı geçmemiz lazım o aşamasını. Ama soğanımızı güzelce karamelize etmemiz gerekiyor. En önemlisi soğanımız o aşamada da. Püf noktalar nelerdir bu yemekte? En püf nokta şu diyeceğiniz. Yani şöyle söyleyeyim, eti kurutmamak. Yani bu et birazcık yaprak et, normal bir et gibi değil. Bunu bu eti şöyle söyleyeyim, yani 30 saniyeden sonrası aşamasında bu et kurur. Yani tavada kaldığı sürede kurur. Tava kızdığı aşamada kurur normalde. Onun için yani ortalama 30-35 saniyelik bir aşama soğan piştikten sonraki aşamada yeterlidir. Kurumamasıdır. Bizim hani hem kameramın arkadaş saati var hem de stajyerlerimize Can var. Can'ı ben göremiyorum. Can'a da tattıracağım. Can'a tattıracağım dedim kaçtı. Buradan Can'a lezzetini tadamayacak. Herhalde yayından sonra tadar. Evet. Ben tadayım o zaman Can'ın yerine. Gelirse eğer tattıracağız ona da. Ben bir tadayım. Şöyle. Lazanyasından da alalım. Şöyle etle lazanyayı birleştirelim. Fatih sen dayanamayacaksın ama ne yapalım? Kader. Ekran önü, ekran arkası. Ben ekranın önündeyim. Tadıyorum. Şöyle. Gerçekten güzel bir lezzet. Hani bir iki dakika konuşamadım. Hani nefesim tutuldu. Gerçekten çok güzel bir lezzet. Hani evde bu tadı bulamazlar. Bunu evet. Söyleyeyim. Hani ustam, diğer şeflerimizin el emeği, uzun dönemlerdeki süreçler, deneme, yanılma. Ama finalde güzel olmuş. Yemek gerçekten güzel. Şöyle. Damağınıza doğru lezzet dağılıyor normalde. Aynen. Bir de şu. Gerçekten çok uyum içinde. Hani evet. Hiçbir şey sırıtmamış içinde.
etin. Bir de yerken hissediyorsun hem yumuşaklığını hem dışındaki bir hafif bir sertliği. Çiğnerken gerçekten güzel bir lezzet. Demiştiniz ya işte barbekü sos buna ne tat katacak diye. Şimdi farkına vardınız herhalde. Gerçekten de birbirine yakışan tatlar. Evet. Siz de tadın. Kendi yaptığınızı. Tabii ki. Lazanyalardan seçmeyelim. Metin'den de alalım. Mükemmel. Ben zaten emindim yaptığım üründen. Sıkıntı yok. Fatih gel. O kadar avuttuk kameramanınıza. Fatih. Gel gel. Fatih yayından sonra tadarım diyor. Şöyle. Fatih. Şunu tatlayacaktın. Kaçırdın. Kaçırdığın lezzet bu. Bizim Can da kaçırdı bu lezzeti. Ben o zaman tatmaya devam ediyorum ya. Vermiyorum daha size. Onları o zaman müşteri olarak bekliyoruz buraya. Gerçekten çok güzel. Yani hani bekliyordum da bu kadar leziz bir şey beklemiyordum. Bir de hafif bir yemek. Hem de hafif bir yemek. Hani böyle bizi yormayacak. Hani yediğinizde midem şişti mi böyle yapmayacak seviyede bir yemek. Hafif yoğurt zaten serin bir yemek. Yaz aylarına tam bir özgü yemek normalde. Yanına da ordu gazozumuz da geldi. Evet. Hani birçok şubenizde ordu gazozu var. Ordu gazozu isteyene ordu gazozu geliyor. Bunu da belirtelim. Tabii ki. Yerli ürünlerimizi kullanmamız lazım. Tabii ki aynen öyle. Yerli firmalarımızı kullanmamız lazım. Onlara gitmemiz lazım. Onlar önemli ekmek kapısı oluyor ordulu insanlara. Son mesajın nereli olacak? Ben son mesajınızı aldık. Artık da ben yeme aşamasına program sonrası da devam edeceğim. Gerçekten oldukça leziz bir. Son aşama ne olursa olsun her zaman her işi ne işi yaparsanız yapın. Severek ve özverizle yaptığınızda o işten o emeğin karşılığı her zaman çıkar. Bu yemek de olsa aynı, inşaat da olsa aynı, farklı bir şey de olsa aynı. Ama yaptığınız işe sevginizi katmak en güzel şeydir. Orada zaten lezzet meydana kendi kendini getiriyor zaten. Başarı oradan sonra kendi kendini getiriyor. Lezzetle başarı da birbirine bağlantılı olduğu için birbirini getiriyor. Gerçekten güzel bir lezzet tattık. Bunu da söyleyelim. Ben teşekkür ediyorum. Bugün bizi ağırladınız, bizi konuk ettiniz. Yoğun bir süreç yaşıyor restoranlar. Evet. Hani bizi kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Hem her dönemde hep kapılarınızı açtınız, mutfağınızı açtınız. Mutfağı açmak da zor bir şeydir. Her dönem açtı bize bu restoran. Birçok restorantına konuk olduk. Ben teşekkür ediyorum hem restoran sahiplerini hem de sizlere hem çalışanlara. Hep geldiğimizde güler yüzle karşılandık. Hem müdürü olsun hem personel olsun. Şunu gördük, güler yüzü gördük, mutlu olduk. Artık programın da sonuna gelmiş durumdayız. Ben Mustafa Altuntaş. Bugün henkeli tattık. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.